Anamor, Georg Boy, Yuvuklu'yusur, Amen. Rab'be şükrediyoruz. Bütün yaz onun sözlerini paylaşarak, onun yaşam sözlerini yüreğimize ekerek büyümeye çalıştık. Bu bize düşen sorumluluklardan bir tanesidir. Eğer o bize yaşam vermeseydi, biz bugün burada olmamız mümkün değil. Bu dünyada olmamız mümkün değil. Nefes alıyorsak, yürüyebiliyorsak, koşabiliyorsak hep onun verdiği güç sayesindedir. Öyle ki biz onun evlatları olarak ona teşekkür etmek, ona şükretmek, onu yüceltmek için bir araya geliyoruz. Onun sözüyle beslendiğimizin farkındayız. Bu bilinçliyiz. İşte bu sezonun son toplantısında da ona şükredelim, ona hamd edelim ve bu akşamki onun sözlerinden yaşantımıza bir cümle dahi olsa yüreğimize koyup bu kapılardan çıktığımız zaman göreceğiz ki o söz bizim bütün yaşamımızı güzelleştirecektir. Anamor, yavutku, 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 amen. İnsanın yaşamının ruhsal ve bedensel gelişiminin devreleri vardır. Birinci devresi ana rahmindedir. Ana rahmine o düştüğü zaman o can orada büyür ve gelişir. Bu bedensel gelişiminin dönemidir. Bu dönem içerisinde eğer gerekli gıdayı almazsa, gerekli şekilde beslenemezse eksiklikler söz konusu oluyor. Ve dünyaya geldikten sonra da o eksikliği gidermek mümkün değil. O eksiklikle dünyaya gelir. İkinci evre ise bu dünyadaki ruhsal ve bedensel büyüme evresi. Ve bu dünyada artık bedensel bir büyüme söz konusu ama organların gelişmesi, büyümesi değil, ruhsal büyüme söz konusu. Boy olarak büyüyebilir, beden olarak gelişebilir ama yeni bir organ, yeni bir üye bedenin eklenemez. Ancak beden büyüdükçe, geliştikçe ruhsal büyümeyi de beraber verir. Bu evreyi kim verir? Ana baba, okul ve kilise. O zaman şöyle düşünelim. Çocuğun birinci evresini ana rahminde gelişir. İkinci evresi ailede,
kilisede ve okulda gelişir. Eğer aile gerektiği gibi büyütemezse, kilise gerekli olduğu şekilde büyütemezse, okul büyütemezse, o zaman ruhsal organları diyelim, o gözükmeyen organlar eksik kalır. Onun için ne mutlu o Rab korkusuyla çocuklarını büyüten ailelere. Gerekli gıdayla, Allah'ın da keşif sütüyle besleyen aileler. Ne mutlu o kiliselere ki, kendi çocuklarına Rabbin o lekesiz süt olan sözünü verebiliyor. O yüzden Haysup'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda bu sene gerekli ilgiyi göstererek gerek çocuklarımıza gerek sizlere bu çalışmaları yaptığı için. O zaman birinci evre vücudumuzun hazırlanma dönemi doğmadan önce başlar ve doğumla sona erer. İkinci devre doğumla başlar ve insanın ölümü yani ruhun bedenden ayrılmasıyla sona erer. Üçüncü devre ruhun tamamen Tanrı'ya dönmesidir. Onun için der, beden toprağa, ruh kendisini veren Allah'a dönmeden önce seni yaratanı hatırla. Kutsal kitap şöyle diyor. Zor günler gelmeden, zevk almıyorum diyeceğim yıllar yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, gençlik günlerinde seni yaratanı hatırla. Buradaki söz, gençlik günlerinde seni yaratan hatırla. Bazen insanlar ölüm yaklaştığı zaman Tanrı'yı hatırlama gibi bir durumla karşı karşıya kalıyor. Sanki o yaşlılık artık bu dünyadaki günlerinin sonunun yaklaştığını hatırlatıyor. Ama önemli olan o günler gelmeden önce gençlik yıllarında Rabbi tanımak, onun yollarında yürümek ve gençliğinin verdiği enerjiyle, o coşkuyla Rabbi'yi yüceltmek, Rabbi boşuna gidemiyor. Bu çağın en büyük hastalıklarından zaman zaman söyledim. En büyük hastalıklardan bir tanesi unutkanlık. Ama bedensel unutkanlıktan bahsetmiyorum ben. Ruhsal unutkanlıktan bahsediyorum. Bedeni yerinde, sıhhati yerinde her şeyi hatırlıyor ama Tanrı'yı hatırlamakta, ona olan sorumluluklarını yerine getirmekte bir ruhsal unutkanlığı var ki işte bu ruhumuzun en büyük hastalıklarından bir tanesidir. Ruhsal değerleri unutma hastalığı. Unutmayalım ki bugün karanlık bir çağdayız ve tıpkı gece gibi. Neden? Eğer bugün insanını incelerseniz umudunu yitirmiş, sevgisini yitirmiş, güvenini yitirmiş. Yani bakın insanlar en yakınlarına artık güven duymuyor. İş yapıyorlar. Ticaret yaptığı kişiyle güven ortamı yok eskisi gibi. Eskiden bir söz vardı, verilen bir söz. Ve bildiniz ki o sözü veren kişi onu yerine getirir. Onun şahsiyetinin, kişiliğinin bir ifadesiydi. Söz, sözün sözü. Ve eskiden senet yoktu, çek yoktu. O sözle her şey. Eğer sözünü getirmeyen, yerine getirmeyen kişi toplum içerisinde sayılmazdı, dışlanırdı. O kişi aç kalacağını bilirdi. Belki para yoktu o zaman ama söz vardı. Ve bugün
bu ortamların yok olması insanın ruhsal seviyesinin bir göstergesidir. İnsan ruhsal anlamda hangi seviyedeyse ilişkilerinde bu ortaya çıkan bir durum. Ve çağdaş insan kendi aklının, kendi düşüncesinin, kendi arzu ve isteklerinin Tanrı'nın isteklerinden, onun düşüncesinden daha çok önem vermeye başladı. Benim aklım bana yeter. Benim gücüm bana yeter. Bunu ben yaptım. Evet, sen yaptın. Şüphesiz ki sen düşündün. Ama diyor ki Tanrı, vaat ettiğin diyara girdiğiniz zaman, mallar ve mülkler edildiğiniz zaman, bunu ben yaptım demi, onu kazanabilmen için, yapabilmen için gerekli gücü sana veren Allah'ı unutmayın diyor. Unutmayın. Bunun için hatırlayın derken, bu gücün, sende olan gücün arkasındaki asıl gücü görün, hissedin ve onunla dost olun. Bu dostluk asla insanla dostluğa benzemez. O asla bizi terk etmez. Asla yarı yolda bırakmaz. Ve o daima bizimle birliktedir. Ve sevgililer, kutsal olan her şey, bu unutkanlığımız, bu dostluğumuzun devam etmemesi yüzünden yok oldu. Değerler yok oldu. Aslında bu değerlerle beraber biz yok olduk. İlişkilerimiz yok oldu. Dostluğumuz yok oldu. Ticaretimiz yok oldu. O zaman bu değerler bizi koruyan, bizi yaşatan, bizi güven içinde bırakan değerler. Sadece Tanrı'nın sözleri olarak düşünmeyin bunu. Onun sözleri bizim ilişkilerimizi, dostluklarımızı koruyan, gözeten ve geleceğe taşıyan değerler. Ama bugünkü dünya şöyle dedi: Tanrı düşüncesinden kurtulursan her şeyin daha kolay olacak. Kafana göre yaşayacaksın. Ve onun buyruklarına uymadığı zaman daha mutlu, daha huzurlu olacağına inanmıyorum. Ama görüldü, seneler geçti, yıllar geçti. Soruyorum size, dünya daha mı güzelleşti, daha mı kötüleşti? O zaman bir durum var. Bu kadar sistem ileri sürdüler dünyadaki bilim adamları. Neden bir türlü huzur ve sevinçli bir ortam yok? Kim geleceğe güvenle bakabiliyor? Kim yarınını daha güvenli görebiliyor? Eğer bir insanda gelecek endişesi varsa huzursuz olur. Çünkü yarın onların endişesi insanı huzursuz eder. Güvenebileceğiniz bir şey yoksa huzursuz olursunuz. Yalnız hissedersiniz. Ve strese girersiniz. Ve bu stres bizi karamsar ve daha kötümser, ümitsiz yapar. Tanrı o yüzden ona olan iman bize beraberinde ümidi getirir. Bize beraberinde güveni getirir. Ve o zaman emniyette olduğunu hissedersin. Yarından korkmazsın. O mabetteki lisede bahşiş verirken varını yoğunu o kutuya atan kadın gibi.
Çünkü onun bütün serveti o 2000'aydı. Yarını düşünmedi. Yarının da onun Rab vardı. Biliyordu ki bugün o 2000'ayı kendisine veren Tanrı yarın da daha fazlasını verecektir. Ama şunu unutmayalım. Doğa boşluğu sevmez. Boşalttığınız yere yanlış şeyler doğar. Bu böyledir. Ve bunu asla unutmuyor. Bir şeyi ihmal ederseniz, doğruyu oradan çıkartırsanız, oraya yanlışın muhakkak gireceğini, yer edeceğini ve yanlış kendi yerini sağlamlaştıracağınızı bil. Bu ilişkilerde de başka şey. Boşalan yere yine sevgiyi, tanrısal sevgiyi, güveni doldurun. İlişkilerde boşluk bırakmayın ve göreceksiniz ki bırakmadığınıza şükredeceksiniz. Eğer şunu unutmayalım, her şeyin yaratıcısı ve sahip olan Tanrı yüreklerden, zihinlerden silindiği zaman onun yerini sonsuz sayıda İlahlar yani putlar alır ve bugün insan binlerce putun kölesi olmuş vaziyette. Put derken bir taştan heykel yapıp onun önünde tapmak demiyor. İnsanın bugün putları çok. Parayı put yapabiliyor mesela. Şöhreti put yapabiliyor. Güzelliğini put yapabiliyor. Gücüne güvenebiliyor. Ama bunlar bir saman aleviyle yok olabilecek kadar güçsüz. O yüzden onların ayakta kalmasını istiyorsak o gücü veren Tanrı'yı asla yüreğimizden, zihnimizden ve yaşantımızdan çıkarmamamız gerekir. Eğer sevgililer cennet göklerden çıkartılırsa dünya cehenneme döner. Gökler boşaltınca dünya çöl olur. Şüphesiz yaşam bir mücadeledir. Ama sadece gündelik ekmek peşinde koşan, onu elde etmek için yapılan bir mücadele değildir. Ama bugün herkes yaşam mücadelesi derken dünyasal ekmeği algılıyor. Çünkü yüreğimizde öbür algılama pek yer etmediğinde. Asıl insanın yaşam mücadelesi ruhunun kurtuluşu için yapılan mücadeledir. Bütün dünyayı kazansam ama canını kaybedeceksem bunun bana ne faydası var? O zaman birinci sırada ruhumun yaşam mücadelesini yapmam gerekiyor. Onun için Trump dedi ki, önce Allah'ın krallığını isteyin, geri kalan her şey size verilecektir. Yerini değiştireceksiniz. Tanrı demiyor ki bu hayatta gündelik ekmeğini kazanmak için çalışma demiyor. Ben sana veririm demiyor. Önce benim krallığımı istersen, önceliği benim olduğunu bilirsen geri kalan sana verilecek. Ama sen yaşantından Tanrı'yı çıkartırsan o ekmekten de mahrum kalacağını bilmen gerek. Çünkü şükretmesini bilmiyor. Herkes dertlerine odaklanır, değil mi? Dertlerini çoğaltır, büyütür. Ama sahip olduğumuz şeyleri bir an unuturuz. Gözünüze kaç para istersiniz? 10 milyar, 100 milyar? Bakın veriyorum. Siz kalbinize kaç para istersiniz? Karşılık.
Kaç para? Değer var mı? Satın almak istiyoruz. Bak orada müşterisi var. Siz ayaklarınız için, siz kollarınız için kaç para istersiniz? Kulaklarınız için, diliniz için, bırakın en basitçe dişlerinizin için. Şu an göremeyen binlerce insan var, değil mi? Şu an kalbi çalışmayan binlerce insan var, değil mi? Şu an koşamayan, yatağa bağlı binlerce insan var, değil mi? Kolları olmayan, tutamayan, kendi gündelik işini yapamayan binlerce insan var, değil mi? Gelirken gördüm birini. Dua ettim arkalarında. Anası babası yanındaydı. Bir arabada 16 yahut 14 yaşında var yoktu. Rab sen ona merhamet etti. Onlar benim arkadan onlar için dua ettiğimi bilmiyor. Ama o genç kız, o yürümek için, koşmak için, sarılmak için bir başkasına nelerini vermezdi ki? O aile nelerini vermezdi ki? Ona her baktıkça, diğer çocukları gördükçe, koşan çocukları içlerinden neler geçiyor? Ona zaman bu sahip olduğumuz bu organlar için Tanrı'ya şükretmesini ihmal ediyoruz, değil mi? İşte bu ruhsal unutkanlıktır. Şükretmesini unutmak en büyük hastalıklardan bir tanesidir. Şikayet edersen kapılar kapatırsın. Ama şükredersen daima göksel kapıları ve bereketleri davet edersin. Kapılar açarsın. İşte bu yüzden en zorlu mücadele budur sevgililer. Çünkü bu mücadele bir ölüm kalım meselesidir. Bu yüzden insanın aklındaki ve yüreğindeki en önemli hedef ruhunun kurtuluşu olmalıdır. Bunun için yanlış dünya değerlerinin yarattığı kibir ve küstahlığa son vermemiz gerekiyor. Ve bizim en büyük hastalıklarımızdan bir tanesi de bu, başkalarını küçük görmek. Her insan Tanrı'nın canlı mabedidir. Onunla aynı görüşte olmayabilirsin. Aynı düşüncelerini paylaşmayabilirsin. Ama onu küçük görmeyi bir lüksümüz yok. Bu da ruhsal bir unutkanlıktır. O diyor ki eğer her insan Tanrı'nın canlı mahvedidir, onu seni yıkarsan ben de seni yıkarım. Sözünle yıkma. Saygı göster ama nefret etme. Küçük görme. Çünkü o Tanrı'nın ruhunu taşıyor. Senin taşıdığın gibi. Sen ne kadar değerliysen Tanrı'nın gözünde o da o kadar değerlidir. Bu işte sevgiye kapanacak. Ama sevgililer eğer biz yanlış dünya değerlerinin peşi sıra gidersek, kibir ve küstahlığa son vermezsek, şunu bilelim ki bir gün biz yok olacağız. İlişkilerimiz yok ettiği gibi sonunda, en sonunda da biz yok olacağız. O zaman bu dünyadaki savaşımız bir var olma savaşı. Tanrı'nın önünde var olmam. Şunu kastediyorum. Bir ayet var. Adın var. Yaşıyorsun ama ölüsün diyor. Sadece adın var.
Ama ölü bir yaşam sürüyorsun. Sevmiyorsun. Gurur senin yoldaşın olmuş. Gurur aslında şeytanın yol arkadaşıdır. Rabbin yol arkadaşlığı alçak gönüllülüktür. O kendi yüceliğinden soyulup insan olduğu bunu gösterdi bize. Anlayamadı onu o günkü insanlar. Bugün de çoğu insan anlamıyor. Tanrı nasıl insan olur diyor. Sana olan sevgini göstermek için beden aldı. Ve hor görülen insanlarla arkadaşlık etti. Ona dediler ki hor görülenlerle, sarhoşlarla, hastalarla oturuyor. Onlarla iyi içiyor. O da dedi ki kimin doktoruna ihtiyacı var? Kimin? Hastaların değil mi? Sizin hor gördüğünüz insanlar için ben geldim. Sizin dışladığınız insanlar için ben beden aldım. Canımı herkes için verdim. Sadece benim yanımda olanlar için değil, tüm dünya için. Ve bu yüzden sevgililer, bu dünyadaki savaşımız bir var olma mücadelesidir. Ama şunu unutmayalım, bu dünyada var olmayanlar, gelecek dünyada da var olmayacaklar. Bu dünyayı yaşarken cennete çeviremeyenler, o cennet denen yere ki var bizim inancımızda giremeyeceklerdir. Çünkü yaşarken kendilerine olan o güzelliği, Tanrı'dan aldıkları o gücü, sevgiyi, yetenekleri başkalarına aktarmadılar. Bu dünyada var olmak, Tanrı'ya sevgili olmaktan, yar olmaktan geçer. Eğer bu dünyada yar olamıyorsak Tanrı'ya, öbür dünyada da evlat olamayacağız. Onun krallığında yer alamayacağız. Bu yüzden sevgililer, bu dünyada yaşarken Tanrı'yı neyin hoşnut ettiğini bilmeli, o değerlerin peşi sıra giderek kaybettiğimiz kutsal olan ne varsa onları yaşantımıza geri getirmeliyiz. Kaybettiğimiz ne var? Her an bir şeyler kaybediyoruz. Her an. İlişkilerimizde bir şeyler kaybediyoruz. O zaman bu ruhsal değerler ki bize yaşam veren ruhsal serumlardır, vitaminlerdir. Bunları yaşantımıza geri getirmeliyiz ki aradığımız huzuru ve ruhumuzun kurtuluşunu elde edelim. Eğer bir insan Tanrı'ya olan sevgisini, sadakatini ruhsal yaşamında mutlak öncelikler olarak belirlemezse bereketlere kutsal ruhtan kaynaklanan o mutlu yaşama kavuşması zordur. Bir çırçır böceği hikayesi var biliyor musunuz? Bir yerli Kızılderili'yi şey yapmışlar. New York'a götürmüşler. O kalabalık Manhattan caddesinden geçerken birden durmuş o yerli. Demiş ki burada çırçır böceği var. Demişler ki ya bu gürültü, motor gürültüsü, milletin bağırması. Nereden sen burada ne iş var? Hep demiş buralar taş. Yok var burada. Durmuş, aramış, bulmuş o böceği. Ve göstermiş oradaki yanındakilere, itiraz edenlere. Psikolojide buna algıda seçicilik denir. Algıda seçicilik. Ve bir şey göstermek istemiş. Demiş ki bak, sana bir şey göstereceğim. Cebinden bir demir para çıkartmış, havaya atmış, böyle bir avuç şerit, yere düşmüş, 30-40 kişi dönmüş,
o gürültünün içerisinde o paraların sesini işitmişler. Yani görmüyorlar atıldığını ama para sesini hissediyorlar, duyuyorlar. Ama o öten böceğin sesini işitemiyorlar. Çünkü bugünün dünyasının seçiciliği algıda paraya karşı, maddeye karşı. Maddesel şeyleri algılıyoruz. Ruhsal değerleri algılamıyoruz. Çünkü yüreğimiz kapalı Tanrı'ya. Onun için sorun şu, tabii sözüm size değil. Sizler burada olmakla seçiciliğinizi gösterdiğiniz, Tanrı'nın sözüne olan duyarlılığınızı gösterdiğiniz bütün yaz. Ve bugün de buradasınız. Algılamadaki seçiciliğiniz Tanrı olduğunu ispat ediyorsunuz varlığınızı. Dünyasal birçok sesin peşinden gitmektense Tanrı'nın sözü peşinden gitmeyi yaşantınızda prensip edinmiş olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Buna devam edin. Bu seçiciliğiniz yarın sizin seçilmenize neden olacak. Bu devamlılığınız Tanrı'nın hoşuna gidiyor. Onun için biraz önce söyledim ki Tanrı'yı neyin hoşnut ettiğini araştırın. Siz araştırın. Buraya gelmekle de bunu göstermiş oluyorsunuz. Bir gün pişman olmayacağınızdan emin olun. Bir şey daha aklıma geldi. Üniversitede, Amerika'da yapılan üniversitedeki bir şeyde mutlu insanları araştırmışlar. Aileleri, mutlu aileleri. Ve bu bir üniversite araştırması. Ve görmüşler ki gerçekten ailece kiliseye giden, tapınan insanların çok daha mutlu olduğu diye insanlardan bilimsel bir ispattır. Bunu bir kahana olarak söylemiyorum. Çünkü kahanalar yapmadı bunu. Ya da inananlar yapmadı. Bunu bir bilimsel olarak bir üniversitenin kendi araştırmasıdır. Eğer insanlar atalarının bıraktığı gelenekleri yaşatıyor ve koruyor ve gelecek nesillere aktarıyorsa daha sağlıklı toplumlar, daha huzurlu bir yaşam onları bekliyor olacaktır. Onun için bu söz bana o araştırmayı hatırlattığı için açıklama yaptı. Onun için hani çocuğun büyüme safhası okul, aile ve kiliseyi ilgilendiren bir durum ya, kilise burada sıfaz eder ama bunu alan sizler, bunu çocuklarınıza daha küçük yaştayken aktarırsanız o yeşerir. Onlar da şekillenir. Biz bir anımı hatırlıyorum. Çocuklarla dua ederdik küçükken. Ve akşam çok iyi hatırlıyorum. Mesopsik Bazan o zaman İtalya'daydı. Bana bir mektup yazmıştı. Ben de mektubu cevap yazıyordum. O zaman ikizlerden Herman geldi yanıma. Baba dedi, dua etmeyecek miyiz? Uykusu gelmişti. Ben dedim ki oğlum bekle. Şu bir iki cümlem kalmıştı. Onu bitirip dua edeceğim. Belli ki yorgun. Ama baktım. O bekleyecek dermanı yok bedensel olarak. Gitti, her zaman dize geldiğimiz yerde, gittiğimiz yerde dize geldi, dua etsini yaptı, gitti yattı. Bu bir alışkanlık. Bugün beni zorlamama gerek yok. Ama sizi güldürecek bir şey daha soruyorum. Yine bir gün dua ederken sayıyorlar işte. Yayamı koru, babamı koru, dedemi koru,
de 3-4 yaşındalar. Kaynanamın dikkatini çekmiş, baldızlardan birinin ismini vermemiş ikizler. İkisi de bizde, üç oğlum var biliyorsunuz, diğer ikiz. Kayınvalide dedi ki, o zaman Juliet diyemiyor da Cücü diyorlar moraklılarına. Ya Cücü'yü dedi, ikisi birden döndü Cücü'yü korumasın dedi, o bize mantı vermedi. Bunlar biraz değişiklik olsun diye anımı anlattım. Ve gerçekten de alışkanlıklar zamanla bizim ilkel ve prensiplerimize dönüşür. Onun için ben geçen haftalarda ısrarla bir büyüğümüzün söylediği sözü söyledim. Çocuklarınızı kiliseye göndermeyin. Siz getirin. Siz getirin. Elinden tutun, siz getirin. Siz evde birlikte dua edin. Şekillenir. Bu şekli vermezsek biz, ileride daha zor anlar bizi bekler. Yüzden sevgililer, atalarımız bu dünyanın geçici değerlerine bağlanmaktansa Tanrı'nın sözüne inanmayı, ona güvenmeyi seçtiler. Ve Tanrı'yı hoşnut ettiler. Ve Tanrı'yı hoşnut eden bir imanı bize ruhsal miras olarak bıraktılar. Biz de gelecek nesillere bunları aktarmak zorundayız. Olaylara verdiğimiz tepki, onları algıladığımız şekle göre değişir. Bu olayların o şekilde olduğu anlamına gelmez. Sadece bizim algıladığımız şekil değişebilir. Çünkü birkaç kez söylemiştim size, insan madde dünyasında sebep sonuç ilişkisi vardır. Ama insan dünyasında olay değildir, sonuca etkilenmemiştir. Olayı nasıl algıladığımız, değerlendirdiğimiz sonuca etkiler. Birinin sözünü biz kulaklarımıza geldiği andan itibaren ruhumuzda, yüreğimizde değerlendiririz, ona göre tepki veririz. Mesela diyelim ki, soğuk bir havada arabanı bir yere park ettin, yürüyorsun. Yürüyeceğin mesafe çok uzun biraz ve soğuk. Suratına kar tipi var, söylenmeye başlıyorsun. Bu bir olgu değil mi? Ama o an yahut da sıcak havada yokuş çıkıyorsun. Adanın tepesinde evine gidiyorsun. Çok nemli, öfleyerek, öfleyerek çıkıyorsun. Ne yapman lazım? Söylenmeye devam edersen ne olur? O yokuş daha büyük olur. O soğuk hava daha çok soğuk olur. O kar daha çok suratına gelir. Ama o an, o tepeyi yürüyemeyen, çıkamayan insanları düşünürsen ve yürüyebildiğin, çıkabildiğin için, o gücü kendinde gördüğün için sevinirsen, o zaman yorgunluğun da gider ve o sıkıntın da gider. Sana ayrı bir güç gelir. O zaman algılamamızı değiştirmemiz lazım. Biz bunu yapmıyoruz çoğu kez.
Eviniz dar olabilir. Eşyalarınızı, gardırobunuzu anlayabilir ama bu bizim kabahatimiz. Kim dolduruyor o gardırobu? Eskiden gardırob mu vardı? Divanın altına koyuyorduk değil mi? Hani ben eskiden söylüyorum, divanımız neydi? Hem koltuğumuzdu, hem akşamları yatağımızdı, hem altı gardırobumuzdu. Şimdi modern modern gardıroplar yaptık. Modern modern elbiselerle şey yapıyoruz, bir giydiğimiz bir daha giymeyiz diyoruz bayanlar. Biz erkeklerin hepsi bir iki takımda idare ediyoruz da sizler, yani kusura bakmayın. O nişanda gözüktüz, nişanda olmaz. Niye? Koşu ayakkabımız farklı, bilmem ne ayakkabımız farklı, hepsi modern modern. Kaç tane ayakkabınız var? Söyleyin bana bakayım. Utanmayın, bu benle dahil yani, bir şey söylemiyorum. Yani o nişanda giydin, öbür nişanda da gözükse ne oluyor? Sana laf eden varsa o onun eksikliğidir, senin değil. Senin giydiğin de seni değerlendiriyorsa o senin dostun değildir. Ama sen ondan, o da senden çekiliyor. Anlatmak istediğim bu. Çünkü sevgi yok derken bunu kastediyorum. Seni seven kişi elbisene mi bakar, yüreğine mi bakar? Ondan sonra habire masraf. Habire masraf. İşte bu dünyanın algılaması bu. Biz oraya odaklanıyoruz. Onay alacağız toplumdan, insanlardan. Ve kendi ürettiğimiz o düşüncelerin, biraz önce söyledim ya, putların kölesi oluyoruz. Eğer tutumunuzu değiştirirseniz yaşamınızdan zevk almaya başlarsınız sevgililer. Bunu kastediyorum. Başkalarının onayına değil, siz doğruyu yapın. O zaman doğruyu yaparsanız başkalarının sizi eleştirmeye çabuk yok. Giyiminize, kuşamınıza göre sizi eleştiriyorsa o öbürünün eksikliğidir, sizin değil. Sizin yüreğinizde bir şeyler, değerler eksilmesin. Üçüncü yüzyılda yaşamış bir haham var. O diyor ki, kim saygı görür diye öğrencilerine sormuş. Kim saygı görür? Bu duruma göre eşit giyinen hanımlara göre değil mi? Yani onun için giyiniyorsunuz. Ne şık desinler, ne şey yapsın. Sormuş öğrencilerine ki, ben şunu da söyleyeyim, demiyorum ki giyinmenize dikkat etmeyin. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama onu ön plana birinci sırada koymayın ve şurada gözüktü, bir daha giymeyin diye düşünmeyin. Bu yanlış düşünce olur. Giyin. Eskiyene kadar giyin. Sonra bir başka bir iki model daha giyin. Bunu da iyi yaptırın yani. Bir şey demiyorum. Ama bir kere gözüktü, ikinci kez giymem olursa biraz lükse de kaçıyor, biraz da hareketlere yük oluyor. Kim saygı görür? Sorun size bu. Çoğu der ki işte saygın kişiler, krallar, yöneticiler. Bunu söyleriz değil mi? Akla gelen budur. Biz kimse için cevap vermeyecek mi? Kim saygı görür? Doğru yolda yürüyenler Allah'a tapanlar. Kim söyledi bunu? Evet. Başka insanlara saygı gösteren insanlar saygı görür. Sayacaksın ki sayılacaksın. Seveceksin ki sevileceksin. Biz sevgi bekliyoruz, saygı bekliyoruz ama bunları göstermiyoruz. En çok saygı ve sevgi gösterilen insanlar başkalarını seven ve başkalarına
saygı gösteren insanlardır. Çünkü toprağa ne ekersen o sana gelir. Peki yine bu bilge sormuş, kim güçlüdür diye. Şu öğrenciler demiş ki ona, düşmanlarını yenen, rakiplerini aldeden kişi güçlüdür. Güçlüdür demiş. Ama o hemen başka şekilde cevap vermiş. Kendisini zapt edebilen güçlüdür demiş. Kendisini zapt edebilen. Arzularının önüne set çekebilen. Yanlış arzularını kontrol edebilen. Çünkü İnsanın en zor zapt edilen özelliği egosudur. Kendisidir. Eğer kendini zapt edemezsen başkasını zapt edemezsin ki. Onun için diyor, kimse denendiği zaman Tanrı beni deniyor demesin. Tanrı kimseyi denemez. İnsan kendi arzularının peşinden sürüklenerek günaha gebe kalır ve o günahta ölüm doğur. O zaman yanlış düşüncelerini, yanlış fikirleri, yanlış değerleri zihninden ve yüreğinden dışarı çıkarmam gerekiyor ki yaşantımda daha huzurlu, daha mutlu olabilirim. Yine bu haham soruyor öğrencilerine, kim bilgedir diye. Ve öğrencileri cevap veriyor. İşte çok kitap okuyan, çok gezen, herkes bir şey söylüyor. Başkalarından daha çok şey bilen kişi diyor, bilgedir. Ve o da diyor ki, hayır, herkesten bir şey öğrenen bilgedir. Herkesin birbirine öğreteceği çok şey. Ve bu yüzden sevgililer, bizler yaşarken manevi değerlerin peşinde gidelim. Ve çünkü Rab diyor ki, tez geliyorum, tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Galip geleni Tanrı'nın tapınağında sütün yapacağım. Ne mutludur, ne büyük mutluluktur Allah'ın tapınağında sütün olmak. Bu bize sunulan çok büyük ve çok değerli bir inayettir. Nedir bu sütünün en büyük özelliği? Yerinde durması ve yük taşıması. Sizler bütün yaz yerinizde durdunuz. Geldiniz, bizleri güçlendirdiniz. Haysop'u güçlendirdiniz, beni güçlendirdiniz, varlığınızla. Ve farkında mısınız? Bizi çalışmaya sevk ettiniz. Bizi daha çok öğrenmemiz için imkan tanıdınız. Ve ben İster istemez bu konuları hazırlarken kitapları karıştırdım. Hangi ayeti paylaşayım diye bir ayetle şey oldu. Haysup o gençlerinize nasıl faydalı olsun diye o çalışmalar yaptı. Yatağına yattı, uyumadı, düşündü. O zaman siz varlığınızla biz burada birlikte Tanrı'yı yücelttik. Hiçbir şey yapmasanız bile buraya gelmeniz bir tapınmadır. Tanrı'yı yüceltmedir. Tanrı'nın tapınağında sütün olmaktır. Yerinizi kaybetmemeniz çok önemlidir sevgililer. Büyük bir çatıyı, görünmez bir çatıyı havada tuttunuz. Bizi buraya toplayan, bu sadece bura değil, bu bina değil. Siz
görünmez o Rabbin kilisesinin birer sütunu olarak varlığınızla yer ettiniz burada. Onun için Rab diyor ki herkese yaptığına göre ben karşılığını vereceğim. Ve Rab de size karşılığını versin. Ve Rab diyor ki Davut mezmurunda söylediği gibi kötülük çadırlarında oturmaktansa Allah'ın evinde oturmak iyidir. Herkes bir şey öğrenir yaşamdan. Birisi de şöyle söylemiş. Baktım ki demiş, herkes bir şeyi dost ediniyor, ona gönül verip bağlanıyor, gönül verip bağlanıyor. Ancak bunların hemen hepsi insanı yarımda bırakıyor. Ben ise beni hiç bırakmayacak, ölümden sonra bile benimle gelecek şeyler aldım. Ve dost olarak iyilikleri seçtim. Ki bunlar insanın sonsuz yolculuğunda insanın hiç tükenmeyecek yiyeceği ve gerçek dostlarıdır. Dağlık insanların birçoğu geçici dünya değerlerine dört elle sarılmış, onları kasalarda saklıyor, kaybolmaması için her çareye başvuruyor, kimi zenginliğine, kimi güzelliğine, kimi ününe tutulmuş, sımsıkı sarılmış ve onların elden çıkarmamak için çırpınıp duruyor. Oysa ben varlığımı, gönlümü yalnız ve yalnız onun sevgisine açtım. Tanrı'ya açtım. Yüreğimi ona verdim. Zihnimin düşüncelerini onunla doldurdum. İnsanların üstün olmak için birbiriyle yarıştıklarını gördüm. Ancak birçoğu üstünlüğü yanlış yerlerde arıyor. Ve birbirinin üstüne basarak yükselmek istiyor. Ben üstünlüğü dünya değerlerinde değil, akıl ve ahlakça yükselmekte, kötülüklerin her çeşidinden ele tek çekip iyiliklere vasıta olmakla aradım. Yine baktım ki insanlar sabahtan akşama birbiriyle uğraşıyor, boş yere hayatı zehir ediyorlar kendilerine. Bütün bunların benlik, bencillik ve kıskançlıkta ileri geldiğini gördüm. Gönlümü bu kirlerden arıtarak herkese dost olup huzur ve güven içerisinde yaşama yolunu buldum. Siz de bu dünyada sevgililer yaşama yolunu Tanrı'yla bulduğunuz için sevin ve Tanrı sizin gerçek dostunuzdur. Ve bu dostluğu hayatınızın sonuna kadar devam edin. Ve ben tekrar huzurlarınızda bu son derste teşekkür etmek istiyorum her birinize. Buraya geldiğiniz için ve bizleri onurlandırdığınız için. Ve ben teşekkür etmek istiyorum bu kilisenin vardalar sorumlusu olarak Aysurpa, bu akşamı ve sizlerle paylaşma imkanını sağladığı için. Ve ben yine size geçen hafta söylediğim gibi bilerek yahut bilmeyerek, isteyerek yahut istemeyerek, gerek sözlerimle, gerek davranışlarımla bir eksiklikte bulunduysam beni bağışlamanızı söylemiştim. Çünkü geçen hafta belki bu hafta olmayacaklar olabilir diye o özürümü tekrarlıyorum. Eğer gerektiği şekilde sizle ilgilenemediysen, bana selam verip de görmediysen yahut da sözlerimle sizi kırdıysan beni bağışlamanızı diliyorum. Yapamadığım şeyleri
Cevaplayamadığım sorularınızı lütfen bana hatırlatın. Hatalarını tekrar bana hatırlatın ki ben onları bir daha tekrarlamayayım. Sizlere yüzünü. Çünkü sizler benim için çok değerlisiniz. Her biriniz. Her birinizi seviyorum. Ve diyorum ki Rab sizi korusun. Rab sizi bereketlesin. Ve Rab daima sizin yaşantınızda yol versin. Yol göstersin. Işığınız olsun. İnanıyorum ki sizler buradan ayrıldıktan sonra gerek benim için, gerek Aysun için de dua edeceksiniz. Dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki o dualarınız göklere kadar çıksın. Biz de gerek Aysun gerekse ben de sizler için, o da sizler için her törende hatırlayacağız sizleri ve sizlerin yaşamının huzurlu ve geçmesi için Rab'den dilekte bulunacağız. Rab'in sevgisi sizinle olsun ve yuvalarınıza döndüğünüz zaman kışlıklarınıza Rab daima size yol göstersin ve huzur versin. Oh,
سنوغین سوپاس فازازنی یه آجان که رولده تو بلور سوپه بود یه سوپ هکیت شنور کولده او در لسر از یه باورمه مره خابر یه جنجه به مخیده آجان که بوشنور دالوز یه پرابرین کس مردیر یه سوپوکیر آجان یه میش دیوانی دیانس حالیدیدیس آمین Այսերը սարաջիս սուգս դեղ զիսովով ընգիստը զմեզի մեղացիտ եսուսի շնորի գողորում կյան իրո ամենագալ դերասնոտ մերգիցոր է բողորում։ Բախպանի ինչ է ույս ավատացետոց Քրիստոս աստված բուրգիչվեր, բախյա, բախպանյա, Քրգյա, ազատյա, հերևելի եղաները ու թշնամույն, կործանած, արգածից, հիվանդությած, հեպամերան չար պատարած, եղսկոր դսերած մերոց աշովյան։ Արջանավոր յարակ ուղության պարավոր լսկեզ ընխոր և ընսեպողոր, այժմ և միշ և ավինդյան սատիկենից, որ միան է մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Եկեցիսը արկայի ջուրկո, եկեցի գամկո, որվեց է ույն սկրգեցի, սանց պետանավոտոր, դուր պետայտոր, եթո ումից պարդեզմեն, որվեց է մեր ծողոք պրոս տոնան, երմին այն դրուսրուր, այդ պրդյան է սիչարե, սիկայ արկայի Sontak bir şey yapmadan önce senenin son Türkçe bazı olduğu için sizin huzurunuzda değer ve teşekkür etmek isterim kilisemiz adına. Çünkü bizim için zaten yabancı bir sima değil. Bu sene de davetimize icabet etti. Teşekkür ederiz kendisine. Ve az önce de değerli tekrarlamak isterim ki kış döneminde de bu görevi yerine getirebilmesi için başta değer olmak için, üzere olmak üzere dualarınızı esirgemeyin ki Allah nasip ederse gelecek sene de burada bir araya gelelim. Dereyde tekrar Perşembe günleri bizi o Tanrı'nın sözüyle aydınlatmaya çalışsın. Aynı zamanda zaten yakın zamanda oğlu da inşallah evlenecek. Onların ailesi için de duanızı eksik etmeyin. Güzel bir aile kurması için ve saadetlerinin daim olması için. Bu anlamda hepinize de tekrar teşekkürler ki siz de geldiniz, kilisemizi şenlendirdiniz. Ordinyal yerleri sunurat sırpul bu yertay kağıtıya. Yerleri sus kuşlu seyretsin ses, yavutmaya zamanı. Siyamiz. Amin.